Ekranda gördüğünüz bu resim aslında bir dünya haritası çizmek amacıyla yapılmadı. Facebook, dünya üzerindeki tüm kullanıcıları ile ilgili bir analiz yapmak istedi ve siyah bir ekran üzerine kullanıcılarının bulunmuş olduğu lokasyonları işaretledi ve ekranda görmüş olduğumuz bu dünya haritası ortaya çıktı. Ve ayrıca yine kullanıcıların birbirleriyle olan iletişimlerini de gösterebilmek amacıyla da Facebook üzerinde arkadaş olan kişilerin birbiriyle ilişkisini gösteren çizgiler çizdi. Ve görmüş olduğumuz aslında bu resim bize şu anda dünya üzerinde insanların her bir yerde, dünyanın her bir köşesinde birbiriyle iletişim halinde olduğunu ve daha çok connected world, yani birbiriyle daha çok bağlantı olan bir dünyada, bir çağda yaşadığımızı göstermekte. Peki, üretilen verilere baktığımızda, dünya tarihinden 2005 yılına kadar üretilen toplam veri miktarı yaklaşık 0.1 zettabayt. Yani 100 milyon terabayt veri üretildi. Peki, sadece 5 yıl içerisinde, yani 2010 yılına geldiğimizde ne kadar veri üretildiğine bakarsak eğer, burada 1.2 zettabayt veri üretilmiş durumda. Yani dünya tarihinden 2005 yılına kadar üretilen verinin yaklaşık 10 katı sadece 5 yıl içerisinde üretildi. 2015 yılına, yani daha çok günümüze geldiğimizde ise dünya üzerindeki dijital gezegenin toplam büyüklüğünün yine 8.5 zettabayt olduğunu hesaplıyoruz. Tabii IDC 2020 yılında ise toplam dijital gezegen büyüklüğünü 40 zettabayt olarak öngörüyor. Yani aslında bu da geçen yıl, yani bir önceki yıl yapmış olduğu hesaplamanın 5 zettabayt daha üstünde. Yani veri miktarı giderek artıyor. Bu veriler dağılımına baktığımızda ise bu verilerin yaklaşık %40'ının yine machine data olarak, yani makineler tarafından üretilen sensör verileri olduğunu öngörülüyor. Tabii Uygar Bey de sabah bahsetmişti. Bu sensör tarafına üretilen veriler gerçekten çok önemli hale gelmekte ve yine bu büyük veri miktarında %40'ını oluşturacağı öngörülüyor. Dünya genelindeki dağılıma bakarsak Amerika tek başına bu verinin %32'sini, yani 1/3'ünü üretmekte. Batı Avrupa yaklaşık %19'unu, Hindistan %4'ünü, Çin %13'ünü üretmekte ve dünyanın geriye kalan ise yine bu veri miktarının %32'sini üreteceği öngörülüyor. Peki bu kadar çok fazla miktarda veri var. Veri miktarı giderek artıyor, inanılmaz bir şekilde artıyor. Ama biz bu verilerden bir anlam çıkartabiliyor muyuz? Bu verileri işleyebiliyor muyuz? Ya da bu verileri işleyecek teknolojiler bizim elimizde mevcut mu? Eğer biz bu teknolojilere ya da bu bilgi birikime sahip değilsek ve elimizdeki verilerden herhangi bir anlam çıkartamıyorsak, maalesef bu veriler hiçbir işe yaramıyor. Bu verilerin genel dağılıma bakarsak, tabii ki verilerin giderek arttığını söylemiştim en başta. Ama şimdi Big Data, yani bizim teknoloji sektöründe konuşulan kelime neden çıktı, neden ortaya atıldı, neden şu anda trending topic olarak baktığımızda aslında böyle bir ihtiyaç olduğu yadsınamaz. Tabii ki business data olarak adlandırdığımız, yani kurumların CRM, ERP vesaire tüm verilerinin hacmi giderek artmakta. Ama bunun yanında bir de machine data olarak adlandırdığımız sensör verileri, işte IoT cihazlarından üretilen veriler de artık kurumlar tarafından analiz edilmeye başlandı. Bir de bunun ötesinde insan verileri var ki bu da aslında bu verinin büyük bir kısmını oluşturmakta. İnsan verileri olarak da tabii hepimiz tarafından üretilen videolar, sesler, sosyal medya üzerinde yaptığımız paylaşımlar, bunların hepsi de aslında analiz edilmesi gereken veriler içerisinde. Ve tabii ki günümüzde bu machine data ve human data'nın analizini yapabilmemiz için de yeni teknolojilere ve yeni deneyimlere, tecrübelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla şu anda da
piyasada büyük veri olarak baktığımızda çok fazla yeni firma girmekte ya da mevcut firmalar bu alana yatırım yapmaktalar. Ve ayrıca günümüzde de aslında bu alanda yetenekli kişilere de giderek ihtiyaç artmakta. Dolayısıyla böyle bir gap var ve bu gap'in kapanması için de şu anda Big Data'yı konuşmaktayız. Ve büyük veri de bu alanda giderek önem arz ediyor. Peki biraz da firmalara bakalım. Onlar nasıl etkileniyor bu durumdan? Bu görmüş olduğumuz belge, dünya tarihindeki ilk limited şirket olarak belirtilen Stora Enso firmasına ait. 1288 yılında Rahip Vestoras'a şirketin 1/8'inin verildiğini gösteren bir belge. Şu anda Stora Enso halen faaliyetlerine devam ediyor. 1288 yılında kurulmuş ve bakır madenciliği ile başlamış. Ama artık günümüzde o da bu değişimlerle birlikte kendini yeniliyor ve biyoteknoloji alanlarına yatırım yapıyor. Ve şirket yöneticilerinden Justin Northlook da şunu söylüyor. Geçtiğimiz 700 yıla baktığımızda şirket içerisinde değişimler aslında çok fazla değildi ve önümüzdeki 40 yıl bizim için çok daha önemli hale gelecek. Yani 700 şirket faaliyette ama önlerinde 40 yılın onlar için çok daha büyük şeyler getireceğini öngörüyorlar. Yine Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. Burada da Richard Foster, S&P 500 listesinde endeksine yer alan firmaların 1920'de ortalama ömürlerinin 67 yıl olduğunu hesaplıyor. Peki ne kadardır günümüze geldiğimizde bu oran diye baktığımızda 2016 yılında bu rakam ortalama 16 yıl. Ve yine aynı şekilde 2020 yılında yine S&P 500 listesine çok farklı yeni firma gireceğini ve bu listenin de yine yaklaşık %30 oranında değişeceğini öngörüyor. Dolayısıyla şirketler de büyük bir değişim içerisinde. Ve burada tabii ki artık veri üzerine kurulmuş şirketler var. Tamamen tüm faaliyetlerini veri üzerinden geliştiren şirketler. Airbnb'den bahsedildi. Dünya üzerinde hiçbir gayrimenkulü olmamasına rağmen, hiçbir oteli, hiçbir pansiyon olmamasına rağmen şu anda dünyanın en büyük konaklama hizmeti sağlayan şirketi. Yine aynı şekilde Uber, hiçbir taksisi yok, hiçbir arabası yok, hiçbir aracı yok ama şu anda yine dünyada en büyük ulaşım sağlayan firma konumunda. Yaklaşık market değeri 70 milyar dolar. Ford'u ve General Motors'u geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli fikir ekonomisi dediğimiz herhangi bir fikir üzerinde kurulan şirketler veri analizi yaparak sadece veri işleyerek bu şekilde hizmet sunmakta ve çok büyük değerlere sahip olabilmekte. HP teknolojisi kullanarak bu şirketler bu verileri analiz edebiliyorlar. Ben burada kısa bir videomuz var. Onu izletmek istiyorum sizlere. BlaBlaCar can be considered as a disruptor because we offered a new way of thinking. BlaBlaCar connects people who want to go to the same way. So, for example, a driver go to Marseille this weekend, you can just book the seat on the car and you share the cost of the travel. At this time, we have 20 million members all around the world, and each day it's 4 million events we record in our BI database. HP Big Data solutions are helping BlaBlaCar to improve the customer experience, to assess the impact of a specific marketing campaign, and test new product features. Every decision is made with data. So when I came to BlaBlaCar 2 years ago, they just have some Excel files. It was very slow. We built a robust infrastructure with HP tools. So now we can provide some actionable insight to the business.
Tech startups need to be agile and make decisions, not just gather insights. HPE solutions are helping BlaBlaCar rapidly take action within critical decision time. We need to make fast decisions to develop new features. If our product is not good, people just download another. So Vertica is a good way for us to crunch data and share it very fast. BlaBlaCar benefits when we can all act on our data. We are growing and markets change rapidly. I'm excited about the future. BlaBlaCar and Hewlett Packard Enterprise working together to change the way people travel. Evet, BlaBlaCar bu şirketlerden sadece bir tanesi. Türkiye'de de kullananlar var, bilmiyorum aramızda kullanan var mı? BlaBlaCar'ı ya da daha önce hiç kullanmış birileri var mı? Ulaşım en büyük problemimiz. Onlar da yine bir yerden bir yere gitmek isteyen birisini, başka birisini arabasına alabiliyor. Bu şekilde bir hizmet sunarak siz de hem maliyeti paylaşıyorsunuz hem de bu şekilde bu ulaşımı da daha ucuz hale getirip kullanabiliyorsunuz. Biraz da daha çok teknolojilere bakmak gerekirse nasıl değişti diye. Bildiğimiz mevcut CRM, ERP ve Data Warehouse verilerini bizim geleneksel kurumsal veriler olarak adlandırıyoruz ve bu alanda baktığımız zaman 1970'lerden günümüze gelen çok farklı teknolojiler var halen kullanılmakta. Ama artık günümüzde web datası, sosyal medya tarafından üretilen veriler, log dosyaları, bunlar da çok önemli, sensör verileri, yarı yapısal ve yapısal olmayan veriler, yani video ses gibi adlandırdığımız veriler de aslında analiz edilmeye muhtaç. Ve bunun için aslında bir büyük veri teknolojisi gerekmekte. Bugün baktığımızda karanlık veri olarak adlandırılan bir veri havuzu var. Ve bunun içinde aslında Hadoop gibi farklı teknolojilerden bahsediyoruz. Tabii buraya baktığımızda Relational Database Management sistemler var. Dediğim gibi 1970'ten günümüzlere kadar geldi, halen kullanılmakta. In-memory sistemler var. Tabii ki daha hızlı analiz etmek, real-time'da bu işlemleri yapmak için yine kullanılıyor. Ve MPP olarak isimlendirdiğimiz Massive Parallel Processing yapan raw-based sistemler var. Yine semi-columnar olarak adlandırdığımız başka sistemler var ve bunlar da yine bu verilerin analiz edilmesinde kullanılabiliyor. Ama bu tarafa geçtiğimizde, yani daha büyük miktarda veri, yani petabaytlar seviyesine çıktığımızda, bu verilerin de analiz yapılması seçtiğimizde, burada şu günümüzde artık Hadoop gibi teknolojiler bahsediliyor. Ve HP'nin de burada Columnar MPP veri tabanı olan Vertica'dan bahsedebiliriz. Vertica'da verileri Columnar bir şekilde saklayarak yine parallel processing yapan bir sistem. Çok teknik olduğu için dilerseniz bu bilgiyi arada yine paylaşabiliriz ama bizim teknoloji ve günümüze kadar gelen farklı teknolojileri hangi verileri nasıl ettiğimizi bu şekilde aslında kısaca özetleyebiliriz. Bunun haricinde yine HP tarafında yapay zekadan da bahsedildi. Burada ise HP'nin unstructured, yani yapısal olmayan verilerin analiz edildiği, yapay zeka yöntemlerinin kullandığı, makine öğrenme, deep learning, natural language processing gibi farklı algoritmaları da üzerinde çalıştırdığımız bir IDLE, yani intelligent data operating layer gibi bir ürün daha var. Burada ise yine ekranda gördüğümüz gibi çok farklı kaynaklardan, işte Facebook, YouTube, BBC, CNN gibi farklı kaynaklardan aldığımız veriler olabilir. Yine kurum içerisinde kullandığımız Office, SharePoint, Documentum, Aşinayız hepimiz, kurumsal alanda olan herkes günlük hayatta kullanıyor. Burada üretilen verileri de aslında alıp bu verileri de zenginleştirebilmekteyiz. Ve bu verilerin de analizini aslında bir şekilde IDLE teknolojisiyle sağlayabiliyoruz. Yine bu alanda da yapılan çok farklı çalışmalar da mevcut. Aslında başta Halil Bey'in de göstermiş olduğu bazı görüntüler vardı. Hatırlıyorsanız eğer, işte bir kişi oturuyor güvenlik ekranı başında çok farklı görüntüyü gözle analiz etmek durumunda.
Tabii ki artık günümüzde her yerde kamera var ve bu kamera sistemlerinin aslında real time'da analiz edilmesi, yüz tanıma teknolojisi, buna benzer yine obje tanıma gibi farklı teknolojileri de yine biz Idle teknoloji sayesinde yapabiliyoruz. Bunun haricinde yine bu salonda girişimciler de var, startuplar da var. Onların da ilgisini çekebilecek. HP bu Idle teknolojisini şu anda cloud üzerinden de sunmakta. Heaven On Demand adresinden siz de girip hemen bir hesap açabilirsiniz. Google, Facebook, Twitter hesaplarınızı kullanarak. Ve bu hesaplarınızla birlikte girip buradaki tüm bahsettiğim işte yüz tanıma, text analizi gibi unstructured veri analizlerinde yine bu Heaven On Demand platformunda yapabilirsiniz. Startuplar için de yine HP'nin öngörmüş olduğu ya da sunduğu bazı yeni şeyler de mevcut, buradan takip edilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Süreme sadık kalmak amacıyla bitirebilirim. Teşekkürler.